Rahmet. Yarın akşam okul çıkışında takılacağız biraz. Gelsene sen de. Gelirim vallahi ya. Zaten hiç yalnız kalamadık ki Müjde. Özledim vallahi. Ben de özledim. Hadi görüşürüz o zaman. Bay bay. Aa Barış abi. Merhaba Barış abi. Merhaba. Barış sen arabanı bırakmayacak mıydın ya? Aha hayır. Vermiyorum. Niye? Çünkü artık orası benim evim. Şaka yapıyorsun. Anlatacağım anlatacağım. Hadi geçelim. Abla. Ha? Barış ev bulmuş ya. Aa nerede? Ön tarafta. Karavan vardı ya. Konuştum adamla. Bir süre bende kalacak. Orada yaşayacağım. Ha komşu olacağız yine yani. Bir bakıma evet. İyi. Harbiden mi ya? Karavanla mı kalacaksın Barış'a? Süper ya. E çok iyi. Her yerde evim var yani. İstediğin yere çek. Bu ne arıyor burada bu artist? Şeyi evine taşıyormuş. Komşu oluyoruz da onu söyledi babaanne. Efendim biz sizi bir tanışamadık ya. Doğru. Ben de elinizi öpeyim. Memnun oldum. Biz Filiz'le beraberiz biliyorsunuz. Sevgiliyiz. Ciddiyiz ama. Yani hani evleneceğiz. Çok seviyoruz birbirimizi. Ben de boşanma işlemlerini halledeceğim işte babaanne. Öyle hemen. Hemen bu işler bitsin. İlk iş hemen nikah basacağız. Hiç zaman kaybetmeyeceğiz. Merak etmeyin. Olmaz. Olmaz. Nerede çikolatalar? Nerede çiçekler? Nerede Allah'ın emri, peygamberin kavli? Ha? Nerede anam baban? Efendim benim anne baba... Biz görüşmüyoruz onlarla. Ben istesem Filiz sizden. Olmaz mı? Niye ailenle görüşmüyorsun? Yoksa sen de Fikri gibi hayırsız evlat mısın? İstemem ben hayırsız damat. Ha yok babaanne. Barış'ın ailesi beni istemiyor da o yüzden. Niye istemiyor? Kötü insanlar efendim. Benim ailem. Ama ben de onları istemiyorum. Yani öyle düşündüğünüz gibi bir sorun yok aramızda. Yok yürümez bu evlilik. Babaanne niye öyle diyorsun? Biz çok seviyoruz birbirimizi. Annesi babası gelecek adam gibi seni isteyecekler. Yoksa olmaz. Ama baban niye öyle diyor? Dur, dur. Ben söyleyeceğimi söyledim. Nokta. Ömer. Vay Barış. Ne haber? İyi senden ne haber? Sağ ol. Ay ay. Aa babam. Aa evet baban gelmiş. Her gün senin hakkında yeni bir şey öğreniyorum biliyor musun? Ne demek istiyorsun anlamadım. Bütün bu havan sönecek hakkında biliyorsun değil mi? Neymiş öğrendiğin? Söyle de biz de bilelim. Hadi, hadi. Kardeşlerin yok aslında. Mesela. Değil mi? Ha Ömer. Asıl mesele ne biliyor musun? Abi sensin. Eminim. Merhaba. Biz de sana geliyorduk. Tam bize aceleci davranmışsın. Zeyna ne haber kızım? Hadi gel biz gidelim. Akşama bırakıyorum sana tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne konuşuyordunuz öyle gergin gergin? Yok ya öyle havadan sudan. Söz verdim ben sözü tutarım. Hiç karışmayacağım merak etme. Hı. Hadi ben de izinliyim. Senin de işin yok. Kahve içelim baş başa beraber şöyle sevgili sevgili. Güzel vakit geçirelim olur mu? Tamam. İsmail Tülay'a gitmek istiyordu. Bırakayım geleyim. Tamam. Tamam hadi bekliyorum. Hadi gel. Keyfin yerinde. Yerinde olacak tabii. Ne zamandır böyle olmuyorduk. Olmasın mı? Olsun. Oh, yan yanayız, el eleyiz. Birlikteyiz. Keyifliyiz. Sen kuru temizlemeci de değilsin. Tamam deyip telefonlarımı kapatamıyorsun şu an mesela. Seni ütünün başında görmekten fenalık geldi biliyorsun.
Biliyorum da şey evrak işleri bitince geri döneceğim işin başına, biliyorsun sen de. Biliyorum, biliyorum. Tamam, merak etme. Bir şey demedik. Aa, bana bak, kuru temizlemeci demişken dün Cemil geldi. Niye söylemiyorsun yavrum, nerede? Ay, ne söyleyeceğim ya? Baş sağlığı dilemeye gelmiş. Ben tabii hazır onu yakalamışken boşanma meselesini açtım. Boşanmayacağım dedim. Manyak manyak konuşuyor gitti. Geri zekalı ya. Manyak anasını satayım. Biz de geçen gün ücreti tufanlı. Ne zaman? Nerede gördünüz ki? Mahallede gördük. Nerede göreceğiz? Ne yaptı? Niye delirdiniz? Ne yapacak? Gene kasabanın şerifalleri aptal aptal gitti herhalde gitti. Bana bak, Cemil'le ilgili bir şeyler karıştırmıyorsun sen. Yok. Ömer'le ilgili? Hayır yavrum, ne yapacağım ben? Keyfim yerinde, kimseyle işim yok. Hem niye biz bu adamları konuşuyoruz ya? Allah Allah, ne güzel oturuyoruz. Tamam, çok haklısın, pardon. Bir keyfimizi kaçıracaksın. Haklısın, pardon. Bak, hele bir edinelim. Bak, tam olarak öyle bir uçağa atıp seni balayına götüreceğim. Balayımız eksik. Eksik tabii. Allah Allah, gidemez miyiz ne güzel böyle baş başa karı koca? E gideriz tabii de uçakla gitmeyelim yani lan. Ben hiç binmedim uçağa da, yüksekten korkarım ben mesela. Nasıl yani? Ay tamam, binmemeni anlarım da. Nasıl bak, korkuyorsun yani? E korkuyorum, Barış ne var? Ben kapalı yer de sevmem, yüksek de sevmem. Yani sevmiyorum, korkuyorum gibi değil de. Hadi ya. E ne var? Allah Allah. Şey yok şey. Hem sen ben varken hiçbir şeyden korkma. Ben hep yanındayım senin. Ay öyle bir şey değil yani. Senin yanımda olup olmamanla ilgisi yok. Ben korkuyorum. Korkuyorsun, anladım, tamam. Sevmiyorum. Hadi kalk, gidiyoruz. Nereye? Kalk kalk, bir yere gidiyoruz. Nereye ya? Korkularını yenmeye hadi. Ya Barış, ben korku falan yenemem ya. Hadi yürü hadi. Ay Barış. Ya nereden geldi aklına Luna Park ya? Sevdin mi? Ya sevdim tabii. Ben küçükken böyle bir kere gelmiştik. O da işte çok iyi bitmemişti. İyi, onu unutacaksın bak, bunu hatırlayacaksın şimdi. Allah Allah, niyeymiş o? Korkudan yeneceğiz çünkü. Buna mı gideceğiz? Evet. Ya Barış, ben korku falan yenmek istemiyorum. Nereden çıktı bu ya? Saçmalıyorsun şu an. Bineceğiz buraya. Ay hayır, ben binemem onu. Bunlara binelim. Yürü. Ya hayır, bunlara ne kadar binelim. Abi? Ya verme, verme. Ya dayı verme ya. Bunlara yürü. Barış, ne olur ya? Koskoca kızsın, yürü. Açma, istemiyorum binmek Barış ya. Hadi geç, geç. Ya oğlum. Kapalı mı orası? Hop. Ya ben buna nasıl bindim ya? İnanamıyorum hala. Ulan o kadar korkan değilim mi? Bak hiçbir şey... Niye korkmadın ama, ben sana söyleyeyim mi? Ulan niye? Ben yanındaydım çünkü de o yüzden. Ha. Allah Allah. Ben yanındayım. Çünkü sana çok aşığım. Çünkü birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Çünkü ben senin korkmana ya da sana zarar gelmesine izin vermem. Çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Bakın, dur bir arıyorum. Efendim? Alo Barış, rahmet ben. Bak ablama çaktırma sakın şimdi, bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Ha, bak şimdi. Tamam, tamam anladım. Tamam, tamam. Konuşuruz. Tamam, peki. İyi, haberleşiriz o zaman. Hadi bay bay. Kimmiş? Arkadaşım ya, bir şey anlatıyor da sonra konuşuruz. Ya mini bulları da getirelim bir gün buraya. Olur. Onlarla birlikte gireriz hem de. Hikmet de gelir. Gelir tabii. Hadi gel. Bak. Daha gidecek çok yol var. Korkma, sönüyor tüm yangınlar.
hepimize yer var. Bakma kaçmış gibi yıllar, oysa duruyor umutlar. Damla damla çoğalsınlar, başka ne ki okyanuslar. Yolu şaşırmadan, keçi kaçırmadan, yaşanmıyor bu yıllar. Gülü koparmadan, günah koklamadan, kapanmıyor kusurlar. Yolu şaşırmadan, keçi kaçırmadan, yaşanmıyor bu yıllar. Gülü koparmadan, günah koklamadan, kapanmıyor kusurlar. İyi değil mi? Yaşıyor. Yaşıyor. Kurtardık. Oh, çok şükür ya. Vallahi çok korktum ya. Evet, evet. Bir ara bir nabzı durdu da sonra müdahaleye yanıt verdi falan. İyi ama şimdi yani merak etme. Ne şükür. Geçmiş olsun. Sağ ol Savaş. Sayende ölüyor çocuk ha. Bu ne demek? Ya işte senin resimde gösterdiğin sarı kafalı adam vurdu Cemil'i. Ne? Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Ya yanındaki kız arananların listesindeymiş. Biz de gittik limana yakalamaya. Kimlik falan sorunca çıkardı vurdu işte herif. Ömer şu an Filiz'in evinde biliyor musun sen? Ömer mi? Ömer kim ya? O sarı kafalının patronu abi yani. Abi mi? Filiz'in ne işi var ki onunla? Filiz'in evine uğrar mısın rica etsem? Bakar mısın bir? Bir şey merak ediyorum da. Ay Barış, ben evde değilim ki, çarşıdayım. Ne oldu? Bir şey mi oldu Filiz'e? Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Sıkıntı değil. Tamam, biz konuşuruz seninle. Hadi görüşürüz. Hadi öyle. Ay ne görüşürüz ya? Bir dur. Yüreğim ağzıma geldi zaten. Ne oldu? Söylesene. Bir şey yok, bir şey yok Tülay'cığım. Sakin ol. Bir şey yok, bir durum yok. Merak etme. Merak edecek bir şey yok. Konuşuruz. Hadi kapatıyorum. Bak doğruyu söyle. Haydi bay bay. Hadi. Ya bir dur, amirime haber verelim. Vatandaş halinizle iş karıştırmayın. Amirine söyle, ekipleri Filiz'in evine götürsün. Evi biliyorsunuz. Çabuk olun. Efendim kardeşim. Alo Tufan. Bu Cemil gerizekası vurdurmuş kendini. Sarı kafa vurmuş limanda. Vallahi mı lan? Şu an ulaşamıyorum Filiz'e. En son Ömer vardı yanında. Kıza bir şey yaptıysa. Oğlum bir dakika. Filiz'e niye bir şey yapsın? Yani bilmiyorum. Bu elmasları biz karakola götürecektik. Şimdi Ömer Filiz'de olduğunu öğrenirse ne bileyim ben ya. Tamam ben gideyim şimdi. Sen de kötü şeyler getirme aklına. Dur bir. Tamam ben de geliyorum Ömer şimdi. Hadi bay bay. Tamam ben çıkmıyorum. Filiz'i görürsem haber veririm sana. Hadi. Mustafa, gel sen doğru. Filiz! Filiz evde misin Filiz? Filiz! Ey Allah'ım ya. Bir
telefon içeride. Hayda. Yedek anahtar. Kolay gelsin. Barış! Barış! Ay. Dur koşma koşma, yavaş yavaş. Ya sesin çok telaşlı geliyordu telefonda. Bir şey mi oldu Filiz'e? Yok, ben de bilmiyorum. Ona bakmaya geldim. Ya sen benden bir şey mi saklıyorsun yoksa? Bilmiyorum Tülay. Vallahi bir şey yok ya. Merak ettim. Ha, kapı açık içeride herhalde. Filiz nerede? Yok ya. Ben de yedek anahtarla girdim. Telefonu burada. Ondan ulaşamıyorsun. Tufan ne oluyor? Nerede Filiz? Ya en son Ömer buradaymış işte. Biz de başka bir şey bilmiyoruz. Ömer ne yapacak ki Filiz'e? Bir şey yapamayacak. Gebertirim ben efendim. Dur. Aa, Barış. Ay. Neredesin yavrum sen? Ne oldu ya? Özür meraktan Filiz ya. Sizin ne işiniz var burada? Asıl sen niye yoksun? Telefonun burada, sen burada değilsin. Ha, kusura bakmayın unutmuş. Boş ver sen kusuru falan. Anlat ne oldu? Dinliyorum, anlat. Ya ben kendim gitmek zorunda kaldım da karakola. Evet. Ee? Ömer buradaydı. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Anlat, ne yaptı sana? Ne istiyormuş? İşte anlatacağım. Hadi gel İsmocuğum, gel biz oyun oynayalım odamızda. Anlatacağım. Ya Ömer buradaydı. Hadi gel oyun oynayalım aşkım. Gel bakalım. Gel bakalım. Ben mi abartıyorum? Ben mi başka? Fazla fazla mı sorsan? Oldu mu? Hı? Öyle işte. Ne Zeynep aldı gitti. Hemen direndim Zeynep almasın diye de silah vardı işte. Şimdi çocukların yanında bir şey olur diye. Nasıl yani? Bu adam sana silah mı çekti? İşte aradım, seni aradım o ara. Ama ulaşamadım. Sonra kendim kalktım gittim karakola. Telefonu falan unutmuşum tabii o kafayla. Amirine şikayet ettim Cemil. Her şeyi anlattım. Ya bu nasıl bir herifmiş arkadaş ya? Vallahi ben bu kadarını beklemiyordum ha. Şaşırmayın. Aylardır anlatıyorum size. Al işte. Bak gördük. Sizin o güvendiğiniz toz konduramadığınız Ömer elmas kaçakçısı abi çıktı. Öyleymiş evet. Öyle. Böyle aylardır anlatıyorum. Biriniz bana bak, Tufan'dan başka bir Allah'ın kulu inanmadı bana. O gerizekalı Cemil'e de söyledim. O da inanmadı bana. Gitti kaz gibi vurdurdu kendini. Ne? Ne vurulması ya? Ya bu Ömer'in adamı çekti vurdu Cemil'i. Sen aradın onun ameliyatındaydım işte. Öyleymiş, ben de karakolda öğrendim. Ay inanamıyorum ya. İnan lan Tülay, inan. Yani bu Ömer'in ne mal olduğu çıktı ortaya bak. Polis vurmasına mı şaşırıyorsun? Ya bu adam aylardır bizi nasıl kandırıyor peki ya? Zeynep'in babası sonuçta bu insan. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu Yeliz vardı ya, onu da Ömer öldürmüştür. Eminim bak. Zeynep'i o adamın elinden almamız lazım. Yok, ben karakola sordum. İşte öz kızı olduğu için elinden alamıyormuşuz. İnanca bu olay yüzünden yakalanacak, tutuklanacak da öyle biz alabileceğiz Zeynep'i. Nasıl olabilir böyle bir şey? Hayır, bekleyemeyiz. Zeynep'i alıp arazi olursa ne olacak? Zeynep'in neler yapabileceğini düşünebiliyor musunuz? Yok ya, onu bir şey yapmaz sanmıyorum. Yani seviyor kızını, o sevmesi alıp götürmez. Pes. Gerçekten pes. Bu kadar şey olmasa hemen hala adam mı savunuyorsun bana? Savunmayayım ben. Kız kendi kızına bir şey yapmaz. Tamam Filiz, anlatma. Senin bana ihtiyacın yok zaten, tamam mı? Bu kadar şey olmasa hemen hala burnun dikine gidiyorsun. Bravo, böyle devam et. Ne istiyorsan onu yap. Ben ne dedim şimdi ya? Ay yanlış anladı beni. Hadi git git koş. Ben İsmet'e bakarım. Hadi. Tamam ya, bu ne ya? Ya Barış! Barış! Ya beklesene, konuşalım. Of! Ya Barış, açar mısın kapıyı? Barış! Filiz'cim gider misin? Şu an konuşmak istemiyorum. Kalbini de kırmak istemiyorum. Lütfen git. Tamam, bekliyorum burada o zaman. İyi, paşa gönlün bilir. Ben hayatta çıkmayacağım dışarı. Rahmet. Biz çok geç kalmayız, tamam mı? Yani gelir zaman çocuklar sana emanet. Tamam abla ya, ben evdeyim. Ne olacak? Çocuklara bakarım. İyi, tamam.
Geleceğiz bir zaman, tamam. Tamam ablası, eğlencenize bakayım. İyi. Hadi görüşürüz. Filiz Hanım, yüzüğü taktık. Babaanneden izin aldık. O zaman doğru kutlamaya. Evet, baş başa eğlenin bakalım, hadi. Niye baş başa ya? Siz gelmiyor musunuz? Yok, geliyorlar. 4 kişilik yaptım rezervasyonu. Ya kuzum, benim çok bulantılarım var. Biraz uzanmam lazım. Çok ayıp olmaz size, değil mi? Yok canım, ne ayıp olacak? Ya 3 canlısın sen. Yoksa hayatta bırakmam seni de. Ben de seni hayatta bırakmam. İyi, hadi. İyi. Tülay. Çok teşekkür ederim her şey için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ya ne demek? Siz bize aileniz bellemişsiniz. Olur mu ya şey? E hadi gidin. Filiz Hanım. Aa, bu ne şimdi? Çok geç kalmayız değil mi? Hayır hayır, geç falan kalmayız, merak etme. Her şey benim kontrolümde. Evet. Bu nasıl? Sağ ol. Efendim Suatçığım. Barış abi, senin adam cafcaflı bir yere geldi şimdi. Aynen peşindeyim. Vay, çok sevindim. Bol bol fotoğraf çek bari. Ha bu arada sen arkadaşını bekleyeceksin değil mi çıkana kadar? Tabii ki abi. Adam yatıp uyuyana kadar peşindeyim, merak etme sen. Ay süper süper. Tamam, size iyi eğlenceler o zaman. Konuşuruz tekrar. Haydi görüşürüz. Bay bay. Sağ olun. Suat kim? Bir arkadaşım ya. Bir planını anlattıkları. Konuşuruz sonra. Beğendin mi? Çok güzelmiş burası. Ya galiba ilk defa kendimi ailenin en büyüğü değil de böyle küçük kızı gibi hissediyorum. Normal işte. Babaannen sağ olsun vallahi. Korkanak geldi size. Ya ne iyi kadın değil mi ya? Baban nasıl çıktı ona acaba? Ben de bayıldım vallahi, 10 numara kadın. Bak sana ya, istemeyi töreni yaşattı bana resmen. Hayda! Savaş? Nasıl yani? Oha, ne yapıyorsunuz oğlum burada? Nasıl gidiyor? Ya işte böyle basarız kaçıkları. Yüzünü gören cennetlik Savaş ya, resmen unuttun bizi. Olur mu öyle şey ya? Filiz bak, Timur'la Güliz benim tıptan birinci öğrenden arkadaşlarım. Öyle mi? Çok memnun oldum. Evet. Filiz de hazır mısınız? Benim sözlüm olur kendisi. Aa, sözlü mü? Ciddi misin? Vallahi bayağı. Hatta 2 saat öncesinde babaannesini istedim. Hadi be. Ha. Hem de istemeli filan. Vallahi istemeli. Hadi gel anlatayım, otur. Ay. Vay be. Resmen bir devir bitmiş. Ya yani bizim Çapkın Savaş mı evleniyorsa artık. Çapkın Savaş mı? Çapkın makbun olduğunu saçma sapan konuşuyor işte. Hala ondan daha yakışıklıyım o yüzden. Kusura bakmıyorsun değil mi? Size benim kocam öyledir, kaldıramaz. siz anlatın, nerede tanıştınız? Sen de doktorsun değil mi Filiz? Canım yapıştırma hemen. Hemşiredir belki. Niye? Kadın diye mi Timur? Belki beyin cerrahı kız, Allah Allah. Hem öyle klişelere gelmez Savaş. Nasıl klişeler mesela? İşte böyle pilot, hostes, doktor, hemşire, patron, sekreter gibi neyse işte erkek kafaları ya. Boşver. Sen şimdi beyin cerrahimde de utandır bunu Filiz. Yok, hallederim ben. Komiksin yani, onu demiyorum. Hangi okuldan mezunsun, nerede çalışıyorsun onu diyorum. Ha, ben lise mezunum. Yani hiç üniversiteye gitmedim, çamaşırhanede çalışıyorum. Niye ki? Niye söylemiyorsun? Sen benim gördüğüm en zor üniversite okuyorsun. Bak, 5 tane kardeşi var. Hepsi sana tek başına bakıyor. Aa, hem de bu yaşta. Hem de bu yaşta tek başına bir de. Filiz, sana şu anda çok büyük saygı duydum. Yani ben bu yaşta çocuk doğursam nasıl bakarım diye uykularım kaçıyor vallahi. bu kadar şeyi tek başına nasıl yetiştiriyorsun? Yani yaşın da çok genç. İşte o kadar şahane bir insandı Filiz. Abartma canım. Yok. Yani tek başıma sayılmam aslında. Yani en büyük kardeşim Rahmet var, o çok yardımcı oluyor. Komşum Tülay var işte. Savaş hayatımıza girdiğinden beri çok yardımcı. Şimdi babaannem var falan, öyle yalnız sayılmam yani. Savaş, çok şanslısın. Süper bir kadın bulmuşsun. Artık sırtın yere gelmiş. Beni biliyorsun. Ya
Bizim oğlumuz da iyidir şimdi. Sen de şanslısın bak. Öyle öyle. Valla arkadaşlar, çok tebrik ediyorum sizi. Bir ömür boyu mutlu olun inşallah. Ya çok geç oldu artık. Gitsek mi? Ne? Bu saatte? Bugün en güzel gününüz sizin. Birazdan müzik de canlanır. Hem biraz dans ederiz. Hı? Hani, yok benim kardeşlerim evde de. Ben onları hiç bu kadar uzun yalnız bırakmadım. O yüzden. Yavrum rahmet var, babaannem var. Yanına kendilerine bakarlar. Benim bile bizim gecemiz bugün ya. Evet de işte. Ne bileyim böyle şimdi kötü bir his verdi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Merak etme. Hem bak kendin diyorsun. Ben pek fazla çıkmıyorum böyle. O yüzden böyle hissediyorsun. Hem dediğin gibi bugün bizim gecemiz. Anladın mı? Rahat oluyorsun. Aynen öyle yani. Bugün sizin geceniz. Dans etmek en çok bugün hakkınız. Katılıyorum. Ne zaman dans edeceğiz? İyi tamam o zaman. Biraz daha kalalım. Ay. Biz ne düşüneceğiz siz insanlar istiyoruz? Yapıştık kaldık böyle yeni çifte. Baş başa bıraksaydık. Ay hayır ne olur olur mu? Ben ilk defa onun arkadaşlarıyla tanışıyorum da çok mutluyuz yani biz. Ne olur kalın. E hadi kalkalım dans edelim. Hadi. Haydi bakalım. Hadi. Ne ben de mi? Evet sen de tabii ki. Ay ne olur ben sevmem bu böyle şeyleri ne olur. Sev sevme bugün oynayacağız. Hadi yürü. Buldum mis gibi kadını evlenmezsin tabii. Deveye diken. Ya anneciğim soğudum diyorum sana ya. Zorla mı ya? Ben sana nasıl soğuyacağını göstereceğim gününü. Aa babaanne. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yapıyorsun sen artistin kapısında? Hiç konuşuyorduk da. Arabayla mı konuşuyorsun? Ha? Sen de hoş geldin babam. Gitti gelmez diyorduk. Beni delirtmek için geldi. Beni delirtmek için geldi. Hadi siz gidin babaanne gelir mi? Hadi, hadi yürü, yürü. Sen de geç kalma sakın. Tamam. Barış. Barış hadi babaannem de geldi ya. Barış hadi çocukluk yapma. Barış. Hadi çık konuşalım. Of. İyi ben konuşayım. Duyuyorsun zaten beni. Ya ben Ömer'i falan savunmuyorum. Korkuyorum ben. Korkuyorum. Adam peşine düşeceksin. Sana zarar verecek diye korkuyorum. Bana bak. Tamam mı? Bir kere kendini koruyamam ben değilim sensin. Bunu da anlaman lazım. Ömer kim bana ne yapabilir Ömer ya? Ya bana silah çeken adam seni çeker vurur. Sen dinliyor musun beni? Ağzından çıkan duyuyor musun sen şu anda? Bak diyorum ki aylarda sana anlatıyorum. Bu adamda bir şey var, bu adamda bir şey var. Her şey bir hayır, her şey bir itiraz. Her şey ortaya çıktı. Halen de hayır diyorsun, itiraz ediyorsun. Ya ben itiraz falan etmiyorum. Ben seni korumaya çalışıyorum ya. Zaten kimseyi koruyamıyorum ki ben. Zeynep gitti minnacık çocuk silahlı adamların yanında. Annem gitti. Ya ne yapmaya çalışsam dağılıyor. Her şey dağılıyor. E şimdi sen de adamın peşinden gidersen sana zarar verirse ben ne yapacağım ya? Tamam. Tamam pardon. Ben abarttım. Tamam ben abarttım. Ben biraz şey oldum, kötü oldum tamam. Barış Allah aşkına gitme adamın peşinden. Tamam mı? Ne olur gitme. Sana da bir şey olursa ben yaşayamam bak ne olur. Ya buraya. Özür dilerim. Tamam gitmeyeceğim güzel başına. Anneanneme gidecektik. Neden bu? Ya seni dinleseydim, o adamın gerçek yüzünü görseydim olmayacaktı bunların hiçbiri. Yok yani hani sen şimdi babası falan deyince herhalde durumun ciddiyetine farkında değilsin diye düşündüm ben de. O yüzden öyle dedim. Ya yok olur mu öyle şey? Ya ben adamın öz çocuğu ona zarar vermez demek istedim. Zaten Zeynep onların elinde. Çok canım sıkılıyor. Onu almamız lazım ama işte yasal yollardan. Yavrum ben de gidip silah çatışmaya girmeyecektim herhalde Ömer'le. Ne olur yani Allah Allah. Ya tamam da...
Yardımı bir yakalatalım. Ondan sonra yasal yollarla alacağız davacım. Velayetini alacağız yani Zeynep'in, tamam mı? Tamam. Tamam, sözsüz merak etme, bekleyeceğim. E daha önce de söz verdin. Bırakmamışsın adamın peşini. Ya Cemil değil de sen vurulsaydın? Ha, ya Tufan abi vurulsaydı, ben buna kızıyorum. Bir noktayı düzelteceğim, izin ver. Cemil'in vurulması kendi salaklığı. Ben gittim ona da anlattım aynı şekilde, o da dinlemedi senin gibi. Hem ben peşini bıraksaydım buralara varamazdık biliyorsun. Tamam haklısın, sen üstüne düşeni yaptın, bundan sonrasını bırakıyorsun, tamam mı? Yavrum tamam dedim mi yeter, tamam anladım. Bu arada ben de özür dilerim senden. Ya senin hislerine güvenmedim, dinlemedim seni. Oh, ne olsun sana, aferin. Alan gibi özür dileyeceksin böyle, süper. Hep ben mi özür dileyeceğim ya? Büyük şu an onu kabul ediyorsun, o da bana yetiyor. Allah Allah. Sanki hep sen özür diliyorsun yani, bu da. Ne oldu? Zeynep adamların yanında danışıyor. Bak gel çocuk. Ya ama abi vallahi attı. Ben de izledim hatta. Ya hadi ya. Ya. Çocuklar. Vay karavan keyfi mi yapıyorsunuz? Abla senin moralin mi bozuk? Yok kuzum, size bir şey konuşacaktım da. Abla ne oldu ya? Babam bir şey mi yaptı yine? Ya belli de onun bir şey yapacağız zaten ya. Yok evde adam bir şey yaptı. Yok ben yaptım bu sefer. Nasıl sen kötü bir şey yapmazsın ki abla? Ya yok öyle kötü bir şey değil. Ben biraz bozuk attı ablan, o yüzden birazcık durgun. Ya konu Ömer'le ilgili. E'si kendisi kaçakçıymış galiba. Şu elmasların sahibi oymuş. Ne diyorsunuz siz ya? Tabii tabii. Nasıl? İşte onu bir yerde görürseniz falan konuşmamamız lazım, tamam mı? Uzak duracaksınız. Tamam mı? Abla, zaten sen elmasları polise verecektin yani. Senlik bir şey yok burada, ne olur üzülme. Çünkü o Zeynep'in babası ondan değil mi abla? Ondan tabii. Zeynep'i de aldı gitti zaten. Ne? Tamam, sakin olun. Ben zaten alacağım yeğenim. Merak etmeyin, o suçluların arasında kalmayacak Zeynep. Alırsın tabii abla ya. Bırakmazsın, bilmiyor muyuz? Da sen üzülme yani. İyi, hadi eve gidin siz. Ben Barış abinize konuşuyorum, geleceğim. Hadi. Gel otur. Abi de bu çıktı ya. Ne yapıyorsun oğlum sen, manyak? Ah, sakin. Sakin. Oğlum el kol yapıyor lan. Sakin ol kardeşim. Mutlu da hala el kol yapıyor bana. Gerek yok. Tamam moruk, tamam dokunma, tamam. Dokunma, tamam. Sen sakinleş. Sözlüm o benim. Sözlümü döndüremezsin, sözlüm. Abi eli de hep havada. Gülün gülün, gülün çok komik öyle mi? Ne yapsaydı peki, böyle otursa mıydın burada? Ya Savaş abartmayın. Adam eğleniyordu işte. Eğlenecek bir durum yok abi. Eğlenmiyordu herif. Adam gibi eğlenecek o zaman. Bak ben niye o herife tepki gösterdim? O yaptığı için. Tamam sakinleş, tamam. Ben sakinim. Ağzını bunu dağıtırdım daha sakin olacaktım ama sakinim, merak etme. Senin böyle maç hallerini hiç görmemiştik Savaş. Hakikaten Savaş ya, hiç böyle maça görmedik seni, hayırdır? Çok özür dilerim. Maç yokla bunun ne alakası var? Aynı şey sizin başınıza gelmiş olsaydı ne yapardın acaba, çok merak ediyorum. Gidip onlara katılır mıydın acaba, çok merak ediyorum. O kadar tepki vermezdim yani. Hala tepki diyor ya. Hala tepki diyor. Gerçi sırtına çıkacaktı gerçekten sevgilim. Hala tepki diyorsun. Allah Allah. Bayağı kıskanç. Kasıyor mu seni bu? Yok canım, ne kasması ya? Vallahi çok fena. En son patronuna tutuldu. Ben senin o patronun niye tutulduğunu biliyorsan onu da anlat, o zaman anlatacaksın. Adam gıcık. Bir garip arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz garip bir herif yani. Altından bir şeyler çıkacak ama çıktığı gün konuşacağım ben seninle. Ne gibi mesela? Ajan falan mı? Evet, ajan gibi abi. Evet, ajan gibi. Siz benimle dalganızı geçin. Bak ben sana söylüyorum. O herifin altından bir şey çıkacak. Dediklerim doğru çıkacak. Benden ağlaya zırlaya özür dileyeceksin. Ha, buraya yazıyorum. Ya şimdi siz şahitsiniz. Eğer bana onunla ilgili bir şey kanıtla geleceğim, sana özür dileyeceğim. Söz veriyorum bak. Tamam. Tamam. Tamam, hadi bakalım. Aynen, biz de şahidiz. Tamam. Şahitsiz.
Hem ayrıca biz söz gecemizi niye hala Ömer'i konuşuyoruz? Nasıl sinirlerim bozuldu ya? Tamam ya, haklısın. Tamam şey. Bu da affettirmesi bakayım. Valla çok güzel bir gece. Çok teşekkür ederim. Ya çok güzelsiniz be. Ya boş ver, hızlı yürü. Geç kaldık zaten ya. Olacak ya, geç kalsak. Bende kalırsın işte karavanla. Komşu komşu uyuruz. Ya saçmalama, inşallah uyumuştur babaannem. Erken geleceğiz dedik kadına. Çok ayıp oldu. Bak uyuduysa ne yapalım biliyorsun. Sen gel ben de kal. Biraz daha ayıp edelim. Ya saçmalama. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum ya. Oturacağız baş başa, kahve içeceğiz. Ya. Hayatım baksana, ışıkları kapatmışlar. Hepsi uyumuş. Hem evimi görmüş olursun. Hı? İyi, görelim bakalım evini. Ne tatlıymış burası. Evet. Evlendikten sonra ver miyiz? Öyle aile boyu gezeriz. Ne güzel olur ya. Annem aramasaydı bununla gidecektik değil mi Hikmet'in yanına? Hmm. Annem demişken çok merak ediyorum ona. Bir uğrayamadım yanına. Niye, nerede ki? Söylemedin mi? Şeyma teyzelerde. Babamla Şeyma teyzelerde kalıyorlar. Zavallı Şeyma teyzelerde. Ne diyorsun sen be? Sorma. İşte bir uğrayamadım yanına, öyle yolladık evden ama. Neyse ben bir kahve yapayım bize. Çok zengin abi. Yemek yediği yerleri bir görsen, paso cafcaflı yerlerde gezdi herif. Ama ondan sonra yine bu kıyı çamaşırcıya geldi. Burada mı kalıyor bu? Aha, orada kalıyor yani. Böyle üst tarafta küçük bir dairesi var galiba. Allah Allah. Bu işte bir tuhaflık var ama. Merak etme, çözeceğiz o tuhaflığı. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Orada kal. Eğer evden çıktığında işe mi gidiyor, ne yapıyor, ne ediyor, o anları bir fotoğrafla bana, tamam mı? Bakalım yamuğu var mı? Ben yine ararım, seni konuşuruz. Tamamdır abi. Ararım ben seni. Tamam. Tamam, hadi gelinir. Günaydın. Günaydın. Nereye böyle acele acele? İş bakıyorum ya, ona gidecektim. İş arayacağım. Ha, anladım. Benim yani gece nöbetim var. Boşum, istersen birlikte bakalım. Ha yok, sağ ol ya. Teşekkür ederim. Şimdi veliyim gibi gelme yani, değil mi? Doğru. Doğru, tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Kolay gelsin. Alo Selim. Ya bugün beni idare etsen olur mu? Evet evet ya, önemli bir ailevi mevzu var da. Tamam. Tamam. Haber ederim ben sana, hadi. Hadi.
Duyuyor musun beni? Duyuyorum, duyuyorum. Tam neredesin şu an? Bak şimdi. İleride yolun karşısında bir tane kargo minibüsü var. Ben onun içindeyim. Ah, tamam. Şimdi elini götürdün. Elini çek oradan da anlaşılmasın. Tamam. Şimdi ileride sağda bankta oturan iki kişi var. Görüyor musun? Genç bir çift. Onlar bizden. Hemen arkanda kalan sağdaki simitçi de bizden sivil arkadaş. Biraz ilerlediğinde ileride göreceksin. Yerde oturan bir evsiz var. O da bizden sivil memur. Tamam mı? Ne yapayım, böyle ayakta mı bekleyeyim? Hayır, sen şimdi biraz ilerle. Oradaki banklardan birine oturuyorsun. Bak şimdi önünden geçen koşucu arkadaş var ya, o da bizden. Yani dört koldan koruyoruz seni, gözlüyoruz. Merak etme, tamam mı? Sen sadece sakin ol. Adam geldiğinde sakin bir şekilde ağzından laf almaya çalışacaksın, anladın mı? Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz bu operasyonu. Bana bak ama Cemil, bak çocuk yanımızda. Ya ben çocuğu alayım, ondan sonra ne yapıyorsan yap, tamam mı? Zeynep'in kılına zarar gelmeyecek. Tabii ki gelmeyecek Filiz, merak etme. Sen sakin ol sadece, tamam mı? Dur, bir araba geldi. Ömer olabilir. Tamam, konuşma artık. Sakin ol, sendeyiz. Ömer? Nergis. Teyzeciğim. Teyzem. Teyzem. İyi misin? İyiyim. Bak, babam bana elbise aldı, berberde saçıma kurdele taktı. Çok güzel olmuşsun, çok yakışmış. Biz çok özledik seni. İsmi de çok özledi. Ben de İsmi'yi özledim. Arkadaşlar buluştular, hazır olun. Adamı biraz konuşturmaya çalışacak. Ondan sonra kızı adamın elinden aldığı anda Filiz, adamın etrafını sarıyoruz, alıyoruz adamı. Anlaşıldı mı? Herkes hazır Cemil. İşaretini bekliyoruz. Ya Ömer, Zeynep bizde kalsa olur mu bugün? Filiz zorlama istersen, göreceğim dedin, getirdim. Ha? Tamam da yani... balıklara simit atalım mı kızım, kuşlara, balıklara ha? Tamam. Tamam, biraz şurada baş başa vakit geçirelim ya. Benim yanımda vedalaş, vedalaşacaksan. Ömer ama yani... Filiz! Barış! Bırak lan kızı, bırak. Ya Barış, ne bırak. Oluyor? Ha? Ya bir şey içelim. Bu herifin haberi. Oğlum Barış değil mi o? Ya aynen Barış. Abi ne yapıyoruz, alalım mı herifi? Ya dur. Ya bu herifin ne işi var burada? Filiz sen ne yaptın ya? Barış ne işi var orada? Ne oluyor, ne çeviriyorsun sen? Ha? Yok. Filiz, ne işi var bu herifin burada? Yok, haberi yok. Gerçekten takip etmiş beni. Asla haberi yoktu. Ben söylemedim ona bir şey. Neyin ışıklamasını yapıyorsun sen hala bu adama? Ya Barış, sen gider misin bir saniye ya? Hata bende. Kıyamadım sana, çocuğu getirdim. Yürü kızım. Ömer bir saniye. Gerçekten bak, gerçekten onun haberi yoktu. Takip etmiş beni. Ben sadece vedalaşmak istiyorum yeğenimle. Ömer... Al şu kızım. Al çocuğu. Sen kimin çocuğunu kimden alıyorsun Barış? Abi alalım mı herifi? Oğlum dur, kimseyi alamayız şu anda. Çocuk arada zaten. Zaten adamdan daha deli yerine geçecek bir şey duyamadık. Sakin olun. Gider misin Allah aşkına, gider misin? Hiçbir yere gitmiyorum kuzen, bana hiçbir yere gitmiyorum. Bak gerçekten çok kötü olacak, ver şu kızı bana. Abi kaçacağız herif elimizden, alalım mı? Tamam, alıyoruz herifi. Herkes hazır olsun, başlıyoruz. Arkadaşlar sakin hareket edin. Biz çıkıyoruz, anlaşıldı mı? Çocuğa zarar gelmeyecek. Hadi çıkıyoruz. Lan bir saniye. Bana. Bir saniye bırak. Kıpırdama polis! Kıpırdama! Aldır elini! Tak kelepçeyi. Baba! Baba! Dur! Baba! Zeynep, tamam. Baba! Zeynep, gideceğiz babana. Zeynep, sakin ol, gideceğiz. Baba! Gel Zeynep'ciğim. Zeynep, gel aşkım. Gideceğiz babana, tamam mı? Hemen gideceğiz babana. Tamam, biz gideceğiz babanın yanına, tamam mı kızım? İçin ettiğimiz operasyonumu. Ne işi var bunun burada? Biz seninle böyle mi anlaştık Filiz? Ya ne anlaşması be? Takip etmiş.
Ne anlaşması ya? Öf, senin afiyeliğin tutar illa ya. İçini ettiniz. Yürüyün siz de karakola. Tutanakta imzanız lazım. Zeynep. Kuzum konuşalım mı biraz? Bir bak bana. Ha? Zeynep. Git konuşmuyorum ben seninle. Ben babamı istiyorum. Baban bir süre yanında olamayacak. Ama sen bizle kalacaksın yine. Ha? Fikret'le, İsmet'le, benle. Ha? Bana ne? Babamı istiyorum. Onu nereye götürdüler? Teyzeciğim. Şimdi insanlar bazen yanlış şeyler yapabilirler. Yanlış bir şey yaptıkları zaman da ceza almaları gerekir. Yani şimdi senin baban cezalı. Ama sonra gelecek yanımıza cezası bitince. Hem biz seninle onu görmeye de gideceğiz. Göreceksin babanı yine yani. Cezası bitince de gelecek, tamam? Ama babam beni anneme götürecekti. Ben annemi özledim. Ya, anne... Annene mi, baban öyle mi dedi sana? Ha, Filiz, amirim görüşecek seninle. Ben küçük hanımla ilgilenirim. Tamam. Gel bakalım Zeynep'ciğim. Meyve suyu alalım mı sana? Meyve suyu içer misin kuzum, ha? Hadi Ahmet abin alsın sana. Ben eşlik edeyim sana Filiz. Tamam. Şerefsiz. Gel. Ha Filiz, gel kızım. Otur. Sana bizzat teşekkür etmek isterim. Çok yardımcı oldun teşkilata. Keşke çocuk yanınızda olmasaydı ama... Savaş Bey'in haberi yokmuş operasyondan. O yüzden de biraz ortalık karışmış. Evet öyle oldu amirim. Birazcık arkandan iş çevirmiş gibi oldu da. Öyle uysa yani. Amirim ben üstüme düşeni yaptım. Ne olur Cemil de üstüne düşeni yapsın, tamam mı? Söz verdi biliyorsunuz. Tabii kızım. Çağırdım, o da şimdi geliyor. Heh. Kağıtlar yanınızda mı? Yanımda, yanımda tabii yanımda. Bana bak, Cemil böyle mi kandırdı seni? Şimdi konuş. Anlaşma mı yaptın onu? Sus, konuşacağız sonra. Burada amirim, böyle. Gel. Gel bakalım Cemil. Evet, buyurun abi. Buyuracak bir şey yok Cemil. Durumu biliyorsun. Şu kağıtları imzala da bitsin bu iş bir an önce. Vallahi amirim, arkadaşlar anlaşmaya uymadılar. Operasyonumun tam içine ettiler, affedersiniz. Aa, ulan sen ne diyorsun? Yakaladın ya Ömer'i. Ömer'i yakaladık da ağzından itiraf yerine geçecek bir şey aldık mı? Şimdi içeride tutuyorum. Elimde bir delil var mı? Bir tek senin ifaden var. Bu arkadaş çıktı ortaya durup dururken operasyonumu batırdı amirim. Onlar sözlerini tutmadılar. O yüzden kusura bakmayın. Yeter, kurtulamayacak biz lan biz senden, ha? Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Amirim, bıktım ben bunun afra tafrasından ya. Karakolda memurun üstüne yürüyor. Filiz, hadi kızım siz gidin, ben halledeceğim. Tamam, hadi. Tamam. Bak da ilerle versin. Tamam, Barış. Nasıl yaptın böyle bir şey Filiz, ha? Niye arkamdan işi veriyorsun? Yeğenim için yaptım. Bizim için yaptım. Ulan benim başıma bir şey gelmesin diye bir ton konuşup kendin niye gidiyorsun? Ya vurulsaydın? Ya vurulmadım işte. Zeynep meselesi de çözüldü. Bak Cemil de çözülecek. Lan ne çözüldü? Attı bize gene kazanı. Neyi çözüldü? Hadi çıkalım buradan. Amiri söz verdi işte, halledeceğiz. İmzayı atacak. Ben onu bilmiyorum Filiz. Sen tamam beni rezil ettin. Ömer'e de beni rezil ettin. Cemil'e de rezil ettin. Bravo, sağ ol. Bunun böyle biteceğini sana özen çok yanılıyorsun. Zeynep'i alıp geliyorum. Bekler misin? İyi, al. Ben dışarıda bekliyorum seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.